kararlarla karşı karşıyayız. Bugün Çubuk'ta da buna benzeri bir olay yaşandı. Seyit Bey, çok özür diliyorum. Çubuğa geçmeden önce tam da aslında konumuzla ilgili yine bir mahkemeden bir sonuç çıktı. Ekranda görüyorsunuz son dakikayı. Kur'an kursundaki tecavüze jet karar. Erzurum'daki kurs belletmenine 119 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tekrarlıyorum. Kur'an kursundaki tecavüze jet karar çıktı. Erzurum'daki kurs belletmenine 119 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ne olmuştu kısaca hatırlayalım. Erzurum'da Hacı Bahattin Evgi yatılı erkek Kur'an kursunda 7 çocuk istismar edilmişti. Ve işte o dava bugün görülmeye başlanmıştı. Ve bu jet bir karar çıktı bu duruşmadan. Tekrarlıyorum, Erzurum'daki kurs belletmenine 119 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Erinç Sakan bu duruşmayı gitti yerinde Erzurum'da izledi. Az sonra bize Erinç Sakan şu anda hazır. Seyit Bey, sizi çok kısa daha bekleteceğim. Erinç Bey, ne oldu, bize bir anlatır mısınız? Tabii bugün Erzurum'daki 7 çocuğun cinsel istismara uğramasıyla ilgili davanın ilk duruşması vardı. Buna da Erzurum Baromuzla beraber Türkiye Barolar Birliği ve çok sayıda baromuz davayı avukatlık kanunundan kaynaklanan yetkileri sebebiyle de takip ettiler. Ben de Türkiye Barolar Birliği adına duruşmaya katıldım. Duruşma az önce sonuçlandı. Öncelikle sondan başlayıp... Evet. Sanığın 119 yıl 6 ay hapis cezası ve cezalandırılmasına karar verildi. Evet. Ve hükümle birlikte de tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bu duruşmaya ilişkin olarak çocuğun üstün yararı ilkesinin çok çok büyük oranda göz önüne alındığını ve uygulandığını belirtmekten ve bunun mahkeme tarafından etkin şekilde uygulanmasından duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim. Özellikle Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde belirtilen ve kesin sınırları olmamakla birlikte Çocuk Hakları Komitesi tarafından unsurları belirlenen çocuğun üstün yararı ilkesine ilişkin unsurlara büyük oranda riayet edildiğini gördük. Çocukların daha fazla mağdur edilmediği bir sistem kurgulandı. Savunma hakkı etkin şekilde kullandırıldı. Ve sonuçta sanığın iddia edilen asılı suçlardan büyük bir çoğunluğunu işlediği yönünde kanaat oluşturularak takdiri hafifletici sebepler uygulanmaksızın çoğu maddelerde en üst sınıra yakın derecede cezalar verilerek bir hüküm tesis edildi. Tabii ki bu kesin hüküm değil. Hı hı. Ancak bugün itibariyle tek celsede çıkan bir karar. Çocukların daha da fazla mağdur etme sebebi verilmemesi bakımından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, siz bu duruşmada, bu davada çocuğun üstün yararının gözetildiğini ve bundan dolayı da mutlu olduğunuzu söylüyorsunuz. Örnek bir karar olacak herhalde, değil mi Erinç Bey? Kesinlikle uygulama, mahkeme heyetinin uygulaması bu anlamda uluslararası standartlar seviyesinde bir uygulamaydı. Tek bir sorun olduğunu söyleyebilirim. O da baroların katılma taleplerinin kabul edilmemesini bir eksiklik olarak görüyorum. Ancak bunun dışında dediğim gibi özellikle Çocuk Hakları Komitesi'nin belirlediği standartların tamamına yakınının duruşmada uygulandığını görmek gerçekten umut verici bir andı diyebilirim. Erinç Bey, ben şunu merak ettim. Aslında çok da hoşuma da gitti. Bugün Türkiye'de 8-9 dava birden görülüyor aslında. Biz sabahtan bu yana hepsini hemen hemen veriyoruz. Sürekli adliyelerden haber veriyoruz. Ama siz Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak Kur'an kursundaki tecavüz davasını gidip Erzurum'da takip etmekten yana kullandınız tercihinizi. Neden? Evet, çünkü burada her şeyden önce geleceğimiz olan çocuklar söz konusu. Ben bugün mahkemede de şunu izah etmeye çalıştım. Neden bu davada bulunduğumuza ilişkin olarak. Birincisi, çocuklara dönük çok korkunç bir saldırı var. İkincisi ve daha da önemlisi, sanığın kişiliğine,
ne iş yaptığına bakmaksızın çocukların saldırıya uğradığı yerin devletin gözetim ve denetimi altında bulunan bir yer olması bence bu dava bakımından çok önemli ve altı çizilmesi gereken bir unsurdur. Çok teşekkürler. Bu yer neresi olursa olsun, yani ister okul olsun, ister yurt olsun, ister Kur'an kursu olsun, hiç fark etmez ama çok çok teşekkür ediyorum Erinç Bey. Çocuklar vardı. Çok özür dileyerek kesmek zorundayım çünkü Erzurum'da canlı avukatların açıklaması var. Bir oraya gitmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum size verdiğiniz katkıdan dolayı. Erzurum'da yani, sizlerin desteğinizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Peki verilen ceza ile ilgili olarak ne düşünüyorsun? Sağlık hakkında cinsel istismardan 110 yıl ceza verildi. 110 yıl mı 119 yıl mı? 110 yıl. 110 yıl 6 ay ceza verildi. Cinsel istismardan, hürriyeti taktikten, çocuklarına hakaretten dolayı. Anne bir şey söylemek ister mi? Ben aslında çok şey söylemek istiyorum. İlk önce sayın demeyeceğim de Ali Erbaş, bu senin onuruna yakışacak şeylerdir. Bravo sana, seni alkışlıyorum. Senin konumun mu, senin kurumun onuru mu incinmiş? Allah seni kurumunla beraber kahru perişan etsin. Kahru perişan etsin. Dine esas zarar veren sensin. Senin dışında kim hitabı şey diyorsa hepiniz bu şekilde dinlediğine zarar veriyorsun. Kur'an-ı Kerim'i yırtın, getirdin, atladın, patladın. Bu kadar çocuğa taciz, tecavüz edenlere sen atladın, patladın. Diyanet İşleri Bakanı sana bakan demek istemiyorum. Ali Erbaş, buradakine bir tane plaket hazırla. Onu unutlar buradakine de. Şahin Yıldırım, utan kendinden. Allah seni kahretsin, kahretsin. Teşekkür ederiz. Bugün sadece önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak değil, Bursa Barosu'ndan, İstanbul Barosu'ndan, İzmir Barosu'ndan, Konya Barosu'ndan meslektaşlarımız da buradaydı. Ankara Barosu'ndan da meslektaşlarımız da destekleri için teşekkür ederiz sizlere. Kararda herhangi bir indirim oldu mu hakeme? Kararda özellikle iyi hal olmaması konusunda da beyanda bulundu. Hiçbir iyi hal indirimi olmadı. Yani bu karar, bilimsel karar sadece Erzurum için emsal olmadı. Türkiye'nin her yeri için emsal oldu. Bundan sonra ülkemizde harikatlarda, Kur'an kurslarında, istismarlarda, tecavüz vakalarında bu karar emsal olacak. Teşekkür ederim. Sayın seyirciler, önce tam da Erzurum'da davayı izleyen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ı dinlediniz. Erinç Sağkan tutukluluğun devamı ve 119 yıl 6 ay hapis cezasını çocuğun üstün yararı gözetildiği gerekçesiyle çok doğru bulduğunu ve bunun kendisini mutlu ettiğini söyledi. Hemen arkasından avukatları dinlediniz, davanın avukatlarını ve istismara uğrayan çocuklardan birinin annesinin feryadını dinlediniz. Annenin öfkesinin adresi ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tı. Evet Seyit Bey, gördünüz, izlediniz. Ne yorum yapacaksınız? Evet, gerçekten bu tür tablolar hepimizin vicdanını yaralıyor. Yani bir çocuk düşünün, savunmasız bir çocuğun böyle bir istismara uğraması gerçekten ama gerçekten çok üzücü. Ama bir parça tabii ki yargı kararının da bu suçu cezalandırması belki biraz vicdanları hafifletse de tabii bu olayın yaşanması bir kere başlı başına bir dram, başlı başına bir kötülük. Tabii Erinç Bey'in de ifade ettiği gibi en üst seviyeden cezanın verilmesi de en azından bir suçun cezasız kalmadığı, bir savunmasız bir çocuğumuza karşı işlenen bu suçun en azından kamu vicdanında da, insan vicdanında da yargı kararıyla da cezalandırılması bir derece belki caydırıcı olur, bir derece belki yüreklere su serper ama tabii ne olursa olsun bu olayın yaşanması son derece üzücü. Bunları konuşmak,
Bunları tartışmak son derece üzücü. Bunların bir daha olmamasını diliyoruz. Böyle bir olayın bir kere daha yaşanmamasını diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Seyit Bey, geleceğiz ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun çubuk saldırısıyla ilgili davasının duruşmasını konuşacağız. Özellikle de Milliyetçi Hareket Partisi